Merhaba dostlar, yeni bir bölümde birlikteyiz. Bu bölümde diğer bölümlerimizden farklı olarak motosiklet yok. Motosiklet yok ama motosikletçi dostlarımızın gelmeyi, görmeyi, koklamayı, tatmayı isteyebilecekleri harika bir coğrafya var. Bugün Trabzon ve Gümüşhane illerinin sınırında yer alan Üzümözü yaylasındayız. Burası aynı zamanda benim de memleketimin olduğu köyümün yaylası. Buraya gelmişken siz motosikletçi dostlarımızın yine bu coğrafyaya yolu düşerse bu bölgede de gezip görebileceğiniz harika yerler var. Bunları da bu bölümde sizlerle paylaşalım istedik. Evet, hadi bakalım yola koyulalım o zaman. Şu vadi dostlar Gümüşhane ve Torul Vadisi, şu görmüş olduğumuz ve dolayısıyla İç Anadolu'ya bakan vadi. Hemen böyle döndüğümüz zaman şu anda bulunmuş olduğumuz yerin yöresel adı Sakar Kıranı. İsminden de anlaşılacağı üzere bayağı dik bir yamaç, kaygan zemin var yerde. Dolayısıyla burada gezerken dikkatli olun, sakarlık yapmayın anlamına gelir herhalde. Hemen şuradan bakın, şimdi şu tepeyi aşıyorum. Ve tepeyi aşar aşmaz artık Karadeniz coğrafyasıyla karşılaşıyoruz. Şöyle, evet, şu an tam karşıda sağımda görmüş olduğunuz rüzgar sesi bu arada çok. Çünkü boğazdan şu an rüzgar esiyor. Tam sağımda görmüş olduğunuz oba Kızıl Üzüm ya da yeni adıyla Üzümözü Obası. Ve onun arkasında yine Doğu Karadeniz dağlarını görüyoruz. Ve onun arkası da deniz zaten. Hatta ufak ince bir çizgi olarak da seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Denizi de görebiliyorsunuz. Güzel bir düzlük var. Yani bakın, ilginç bir coğrafya. Hemen bu taraf İç Anadolu, yine Karadeniz'in iç kısmına bakan, dağla bölünmüş, kesilmiş Gümüşhane Torul Vadisi. Hemen şöyle dönüyorum. Bu taraf ise Karadeniz tarafı, denize bakan vadi. Şöyle şimdi ne yapıyoruz? Hemen bakın, cami var, cami yanı. Caminin de arkasında yüzyıllardan beri işte Trabzon'da biliyorsunuz yayla kültürü, Türklerden yani ilk atalarımızdan gelen yayla kültürü devam ettiriliyor. Göç kültürü. Dolayısıyla yüzyıllardan beri işte bu yayla zaten çok eski bir yayla ve yüzyıllardan beri buraya gelip bir şekilde burada hayatını kaybeden insanlar tekrardan, ki burası şöyle hemen göstereyim. Yani Trabzon tarafı, deniz tarafı şu tarafta ve aşağı yukarı 70-80 kilometre uzakta ve eski döneme göre düşünürseniz yani burada işte hayatını kaybeden, vefat eden bir insanı aşağıya götürmek tekrardan oldukça zor oluyormuş. Dolayısıyla hemen bu caminin arka tarafı da vadinin içinde orada bir mezarlık var. Çok eski bir mezarlık. Bugün de bayram, arife olduğu için bir mezarlığı ziyaret edeceğiz. Yine yenilenmeyen, yerine bir şekilde yenisi yapılmayan yayla evleri, eski yayla evleri bakın. Yani yüzyıllık evler bunlar. Şu şekilde artık kaderine terk edilmiş. Bir şekilde torunlar bırakmış, buralara daha gelmemiş ve artık yıkılmaya yüz tutmuş evleri de görüyoruz. Yani eski yayla evi, buranın eski yayla evi yerleşimi hemen şu sağımızda gördüğünüz yayla evi yapısında. Ama tabii artık yeni yapılanlar tabii ki daha modern, içinde her türlü imkanı olan evler. Şöyle bakın, yine kaderine terk edilmiş bir yayla evini görüyoruz. Evet, yaylaya göçe gelenlerin, bir yayla sezonu boyunca burada kalanlar için de yine böyle minik bir camimiz var. Ve insanların akşamları işte işi bitirdikten sonra eskiden beri toplandıkları, işte sohbet ettikleri, eğrek dedikleri bir yer. Hemen şöyle bir meydan. Evet, eskiler aralarında sohbet ediyorlar. Gidelim de dönüşte. Evet. Valla sohbet etmeye, akşamları oturup konuşmaya uygun bir nokta. Eğrek deniyor buranın yerel söyleyişiyle. Tabi insanlar, yaşlılar hala, eskileri yaşayan insanlar yaylada, yayla kültürünü devam ettiriyorlar. Şöyle. Evet, daha aşağıdaki, bakın çok karşılarda yaylalar var. Hemen şu çok uzak noktada görmüş olduğunuz Giresun ve Trabzon sınırını oluşturan Sis Dağı
görünüyor. Bugün hava açık olduğu için çok net görmek mümkün Sis Dağı'nı. Ve şu şekilde de yaylanın genel bir görünüşünü alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 2300 rakımla bile Köstebek işini yapmış, görevini yapmış ve toprağı bir havalandırmış. Tabii yaylanın özelliklerinden bir tanesi de dostlar, biliyorsunuz kendine özgü endemik bitki türü olması. Mesela şurada şu görmüş olduğunuz çiçeklerden kekik benzeri bir çiçek. Bu bölgede çay yapıp içiyorlar. Bitki çayı dediğimizin aslında özü bu. Evet. Şimdi mezarlığa doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Hemen aşağıda. Mezarlığın eski mezarlar bölümü burası dostlar. Az önce de söylediğimiz gibi yüzyıllardan beri işte Trabzon'un Çarlaklı ve Üzümözü köylerinin ataları diyelim. Burada yayla kültürünü devam ettirdikleri sırada burada hayatını kaybedenler buraya gömülmüş. Dikkat ederseniz yani şu şekilde bakın. Mezar taşları zamanında buranın kendi imkanlarıyla işte kara taş dedikleri o taştan bir şekilde mezar başı benzetilerek mezar taşları yapılmış. Tabii kimin mezarı? Yani dedelerimizin, atalarımızın mezarı diyebiliriz bunlar için. Eski mezarlar. Yani belki 1700'lere kadar giden bir tarihi var diyebiliriz burası için. Yine şu tarafta da daha yeni zamanda burada hayatını kaybedip ya da buraya özellikle gömülmek isteyenler, vasiyet edenler de bir şekilde burada buraya getirilip artık günümüzün imkanlarıyla buraya defnediliyor dostlar. Dostlar, şimdi bu civardaki tüm yaylacıların, yayla obalarının alışveriş yaptığı Kadırga Yaylası'ndayız. Burası meşhur zaten, hani Türkiye genelinde çok duyulan isim olarak bilinen bir yer. Siz de bizim gözümüzden, bizim kameramızdan birebir şu an Kadırga Yaylası'nı ve Kadırga'nın işte çarşısının içi burası. Yine 2300 metre yükseklikte, 2000 metreler yükseklikte bir yer. Bu civardaki yaylacıların alışverişini yapması, işte buluşması için oluşturulmuş. Yine yüzyıllardan beri burada, bu bölgede oluşmuş bir merkez diyelim buraya. Asıl pazar günü cuma. Biz bugün pazartesi. Cuma günleri tabii ki daha kalabalık oluyor. Çünkü o gün işte yörenin tabiriyle pazarının olduğu gün. İnsanların alışveriş edip işte buluştukları, çay içtikleri, sohbet ettikleri mekan. Evet, meşhur ekmekler var. Ne, hangi yörenin ekmeği bu? Gümüşhane'nin ekmeği değil mi? Ne diye geçiyor abi? Karabuğday ekmeği diyor. Karabuğday ekmeği. Evet. Eyvallah. Böyle bu kadarı ne kadar abicim onun? Şöyle. 45 lira, 50 liraya geliyor. 50 liraya geliyor. Güzel. Bu bölge tabii Trabzon ve Gümüşhane sınırlarında yer aldığı için yine bölgeye uygun köme, pestil ve yine bu bölgede çok sevilen sarı şu şekilde kurabiyeler var. Tabii ki motorcu dostlarımız buraya motoruyla gelmeyi tercih edecekler. Ama motoruyla gelmeyecekler için de yine şöyle imkanlar varmış. Onu da sizlerle paylaşalım. Her gün sabah 8, akşamüstü 3, Beşikyüzü Kadırga. Her gün sabah 9, akşamüstü 3, Kadırga, Beşikyüzü seferleri düzenleniyormuş. Temmuz ayının 3. haftası gibi bu Kadırga'nın şenliği var. İşte yine civar yaylalardan, obalardan toplanıp, hatta köylerden, aşağıdan, Gümüşhane'den. Yani burası çok merkezi bir nokta olduğu için Gümüşhane olsun, Trabzon olsun, Giresun olsun, oralardan buraya gelenler burada bir şenlik düzenliyorlar. Dolayısıyla şu an bu sene pandemi olduğu için tabii şenlikler düzenlenmediği için bu sene yok. Ama o zaman tabii çok kalabalık oluyor burası. Şöyle mesela bir işte izleyenler, protokol için izleyenler için böyle basit bir tribün gibi bir şey yapmışlar. Yine civarda işte
çay evleri, lokantalar mevcut. Yani işte 2000 metreler civarında böyle bir oluşum oluşmuş. Yüzyıllardan beri de bu civarda bu şenlikler kutlanıyor. İnsanlar buralarda toplanmış oluyorlar. Hemen aşağı tarafta yine Türkiye'de meşhur olmuş Açık Camisi, Kadırga Yaylası'nın. Yani bu yükseklikte yapılmış ve çok eski tarihli bir cami bu. Cami derken bir bina tabii ki yok. Gördüğünüz gibi yine yöreye uygun olarak üstü tamamen açık, iki tane minaresi var. Ve işte cuma günleri cemaat burada toplanıp cuma namazlarını icra ediyorlar. Ve Kadırga Yaylası'nın civarındaki işte şu an evleri görüyorsunuz. Devam et, devam et, devam et, devam et. Kadırga yolu üzerinden kaldığımız obaya doğru giderken şöyle eskilerden kalan bir işte su kaynağının yanına yapılmış bir çeşmeyle karşılaştık. Bakın bu bayağı eski, şu yalak tipi 94 diyor ama yani eskiden beri kullanılan yalak tipi. Bunu niye böyle yapmışlar? Buradan suyu çok rahatlıkla şuraya, şu bölümle dudaklarınızı değdirerek suyu rahatlıkla içebiliyorsunuz. Bu gördüğünüz su işte şu yukarıdaki dağlardan aşağı doğru süzülerek, filtre edilerek gelen buz gibi ve nefis tatlı bir su. Şuraya bakın, böyle akıyor. Aşağıdaki yalak kısmında da ne oluyor? İşte buradaki hayvanlar gelip buradan su içebiliyorlar. Şöyle durduğumuz yerinde bir çevresine bakalım. Gördüğünüz gibi dağların üstündeyiz şu anda. Şimdi Şive yaylası var, bu Gümüşhane Torul'a bağlı. Onun, daha doğrusu Şive köyünün mezarı üst kısmında. Dostlar hemen şöyle döndüğümüz zaman aşağıda bir görmüş olduğunuz bir gölet var. Bu gölet daha nispeten daha küçükmüş ama daha sonra buraya ufak bir müdahaleyle büyütmüşler. Muhtemelen dip suyuyla beslenen bir gölet. Ve akışını anladığım kadarıyla şöyle bir bent çekmişler. Burada da yine alabalık yetiştiriciliği yapıyor bu köyün sakinleri. Bu yine Kadırga ile Kızıl Üzüm Yaylası arasındaki yol üzerinde bulunuyor. Bu tarafa yolu düşen dostlarımıza da yine bu konuda, dostlarımızı bu konuda bilgilendirmiş olalım. Şimdi yaylamızın alt yaylası, kaya dibi yaylası dediğimiz bölgeye geldik. Yukarıdan da görünen bir yer burası. Alt yayla. İşte bu yayla göçündekiler ilk etapta havalar daha soğukken, yukarılarda kar varken ilk etapta buraya geliyorlar. Burada konaklıyorlar. Hayvanları burada otlatıyorlar. Daha sonra havalar biraz daha düzeldikten sonra işte Haziran ayı gibi falan üst yaylaya, yani daha önceki çekimlerimizde görmüş olduğunuz yaylaya çıkıyorlar. Şimdi burada tabii ki muhteşem bir coğrafi bir eser var. Şurada görmüş olduğunuz hemen sağ tarafta, yukarıda görmüş olduğunuz ve Loru Kayası denilen kaya oluşumu. Onu şu anda buradan görüyoruz. Bir de üstüne çıkıp, içinde bir mağara var çünkü. Bu mağaradan da, bu mağarayı da sizlere göstereceğiz. Şimdi burada şeye bakalım. Yükseklik ne kadar? Bir de yukarıda bakalım. Aradaki yükseklik farkını siz artık hesaplayın diyelim. Hemen şuradan giriyoruz ve yükseklik şeyden bakalım. 1670 metre bir yükseklik var şu an bulunduğumuz noktada. 1690-1700 değişiyor. 1670 metre. Bir de yukarıda bir ölçüm yaparız. Aradaki yükseklik farkını siz görün. Bir de o kayanın üstüne çıkacağız tabii. Öyle de bir durum var. Biraz risk alacağız. Yani ne bileyim, öyle işte kaya tırmanışı için çok uygun görünüyor. Hani bu işle uğraşan dostlarımız varsa. Ama motosiklet için de tabii ki şu an motorumuzla gelmediğimiz için ama bir motor rotası olarak buraya motorumuzla da gelip bu yolları motorumuzla da süreceğiz, motorumuzu bu yollarda kısmet olursa.
Öyle bir bölümde ayrıca motorumuza geldiğimiz zaman sizlerle paylaşırız ama böyle bir bölüm yapalım istedik işin açıkçası. Hani motorcu dostlarımıza Karadeniz yaylalarında bir coğrafyayı hem göstermek hem buradaki tatları, işte kokuları, ne bileyim coğrafi harikaları göstermek için böyle bir bölüm yapalım dedik. Yani şu Loru Kayası'nın manzarası bu yayladan, Kayadibi Yaylası'ndan gerçekten muhteşem. Gördüğünüz gibi işte çam ormanları. Bu arada burada ayı ve kurt var. Yani onu da söyleyelim. Tamamen aslında vahşi bir doğa var. Baktığın zaman hani insanlar burada yerleşmişler ama özellikle şeyi çok biliyoruz. İşte kışın bu evlere ayı saldırıları oluyor. İçeride eğer yiyecek bırakırsanız bu yiyecekleri almak için ayılar kapıları macaları kırıyorlar. Öyle de hani köylüler de zaman zaman gelip kontrol ediyorlar. Evlerde hasar var mı yok mu diye. Evet, muhteşem bir manzara. Görmüş olduğunuz vadi de yine kaya dibine doğru inerken ilginç bir doğa oluşumu var. Şimdi burada iki tane su kaynağı var. Hemen dağın eteklerinden çıkıyor. Birazdan göreceğiniz gibi bir tanesi tatlı su. Yan yana iki kaynak. Bir diğeri ise acı su diye tabir edilen sodalı, yani mineralli bir su var. Hemen şu ileride. Yine burada da dere vadisini görebiliyorsunuz. Yani müthiş bir coğrafya. Yine burada yaylaya özel sarı kantoron çiçekleri de bizi acı su yolunda karşılamış oluyor. Müthiş doğa olayını görüyorsunuz. Bakın, kırmızı renkli bir su. Muhtemelen bakır ya da demir madeni içeren bir su ki tadı zaten öyle. Şurada kaynağı var. Bu acı su diye tabir edilen mineralli su. Hemen diğer tarafta ise, hemen yanında ise şuradan tatlı su akıyor. Şimdi biraz otların arasında kalmış. Bakın şuradan da tatlı su akıyor. Bu sudan alacağız şimdi, bu acı sudan. Aşağıdan gördüğümüz Loru Kayası'nın üst kısmındayız. Yani işte yani yükseklik olarak tahmin edin siz, bayağı bir yükseklik var. Bayağı esiyoruz ya. Aşağıdaki yayla, kaya dibi. Buradan net bir şekilde görünüyor. Evet. Yani abi uçurum. Yani uçurum. Müthiş bir coğrafya dediğimiz gibi şu vadi. Aşağıdaki kaya dibi yaylası. Çam ormanları ve şu an mağaraya doğru gidiyoruz. Bakalım. Kaya tabii dikkatli olmak lazım. Yani gerçekten riskli bir yer. Sağınız solunuz. Uçurum. Şu an üstteki yaylamızın olduğu kısım. Hatta şöyle ev var orada. Şöyle döndüğümüz zaman alt yayla. Biz de şöyle bir yere geldik şimdi an itibariyle. Evet dostlar, bir tırmanıştan sonra mağaraya ulaştık. Yine bu mağarayla ilgili de çeşitli rivayetler var. İşte Anadolu'nun biliyorsunuz çeşitli kesimlerinde. Tabii minik bir mağara. Diğer ucu uçurum. İşte peygamberlere kadar, çeşitli peygamberlerin altlarıyla burası rivayetleniyor baktığınız zaman. Ama aslında ne olduğunu tabii kimse bilmiyor. Şöyle bakarsanız yine müthiş bir manzarası var. Hemen şöyle dönelim. Evet, şöyle bir mağara var. Burayı da sizlerle paylaşmış olduk ama tabii yani kayanın ihtişamı müthiş, aşağıdan gördüğünüz gibi. Şu anda biz en tepe noktasında bulunuyoruz. Aşağı iniş yolu, çıkış yolu da burası. Yani motorcularımız için yol çok kötü değil, virajlı. Ama motosikletle çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir nokta baktığınız zaman. Evet dostlar, şimdi aşağıdaki yüksekliğe göre burası 1970 metre. Dolayısıyla işte aradaki farkı görmüş oluyorsunuz. Yükseklik farkını.
aşağıya göre kaya dibindeki yüksekliği söylemiştik. Şimdiki yükseklik ise 1970 metre. Telefonumuzdan baktığımız zaman. Evet. Manzara süper. Motorcu dostlarımızın yolu buraya düşerse. Tabii yani biz geldik ama hani tehlikeli, riskli bir yer. Tırmanırken falan çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hani uzman olmayan kişilere de bunu çok tavsiye etmiyoruz, buraya tırmanmalarını. Evet dostlar, motorsuz ama doğa dolu bir bölümümüzün sonuna geldik. Güzel ülkemizin, güzel coğrafyası Karadeniz'in Gümüşhane ve Trabzon sınırlarında yer alan bu güzel beldemizi, güzelliklerini sizler için paylaşmış olduk. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.